Tahta çivi ayakkabı olayı Türkiye'de 70-80 yıl öncesinde vardı. Şu anda Türkiye'de artık yok. Sadece Arapya'da herkes ayakkabı yapıyor ama tahta çivili ayakkabıyı sadece biz yapıyoruz. Biz dededen babadan devraldık. Bu işi sürdürmeye çalışıyoruz. Tahta çivi ayakkabı dikiş makineleri olmadan önce, güç yapıştırıcılar olmadan önce Türkiye'de yapılan bir iş kolu. O zamanlar Türkiye'nin her tarafında bu iş yapılıyordu. Kunduracılar da yapılıyordu. Kunduracılık ayrı, yemenicilik ayrı. Yemenicilik dikişle yapılan ayakkabılar. Kunduracılık o zaman tahta çiviyle. Daha sonraki ileri aşamalarda dikişli ve yapıştırmayla yapılan ayakkabılar. Biz hala o geleneği yaşatmak için Arapgir'de dededen babadan dediğimiz gibi devraldık. Biz hala devam ettiriyoruz. Farkı sağlamlığı, doğal olması, kösele nemliyken çivileri çakıyoruz. Ağaç çivi nemde genleşince deriyle, köseleyle tamamen bütünleşiyor. Bütünleşince kösele aşındı mı, çivi de beraberinde aşındığı için herhangi bir yıpranma falan olmuyor. Gayet sağlam oluyor. Bulmakta zorlanıyoruz tabii. Almanya'dan getiriyoruz tahta çivileri. Valla gene ısmarladık. Elimde bir 2 yıl, 3 yıl yetecek kadar çivim var ama inşallah buluruz biraz bunu. 6 yıla, 7 yıla, 8 yıla çıkarırız. Sağlığımız el verirse inşallah bu işi devam ettirebiliriz. Çivi bulabilirsek. Peki sizden sonra devam edecek mi? Mesela? Maalesef. Maalesef. Kimse gelmiyor. Çırak gelmiyor. Kimseyi öğretemedik. Zamanında, babamın zamanında, bizim çıraklık zamanımızda çalıştığımız zaman bu dükkanda 5 tane, 6 tane çırağımız, kalfamız vardı. Öyle çalıştık ama şimdi tek başıma çalışıyorum. Kimse gelmiyor. Kimse çalışmıyor. Türkiye'nin her tarafında, dünyanın bazı yerlerinde de, bazı kesimlerde de. Geçen sene Amerika'ya ben 6-7 çift Yemen'i gönderdim. Arapgir'de yaptık, Amerika'ya Yemen'i gönderdim. Ha nasıl Arapgir'de tahta çivili ayakkabıyı yapıldığını bilen insanlara gönderdik, ulaşabildik, onlara gönderdik. Her tarafa gönderiyoruz. İlgi var, sipariş var, biz boş kalmıyoruz. Talep çok. Ama yapacak adam yok. Günde bir çift ayakkabı yapıyorum sabahtan akşama kadar. Nasıl talep olsun, nasıl yetiştirelim? Olmuyor. Yoksa ayakkabılarımız gayet güzel, gayet sağlam. İçi dışı deri, taban kösele. Doğal dediğimiz şey bizim ayakkabılarımız. Doğal. Her şeyle doğal. Arapgir'e gelen misafirlerimiz mutlaka uğruyorlar dükkanımıza. Gelip ayakkabı, ihtiyacı olan ayakkabılarımızdan alıyorlar. Diğerleri merak edenler gelip nasıl yapıldığını, nasıl şey olduğunu görmek isteyenler soruyorlar. Biz de anlatıyoruz.